Değerli YouTube izleyenleri, bugün size kumpir yapımını göstermek istiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kişi sayısına göre ayarladığımız patatesleri güzelce yıkıyoruz. Güzelce yıkamamız burada çok önemli çünkü kabuğuyla beraber pişip kabuğuyla beraber tüketileceği için dikkatlice yıkamaya dikkat ediyoruz. Patateslerimizi yıkarken fırını 200 derecede ısıtmaya başlayabilirsiniz. Daha sonra yıkadığımız patatesleri fırın poşetine yerleştiriyoruz. Üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirirsek pişmesi açısından daha güzel olacaktır. Güzelce kapatıyoruz ağzını. Daha sonra fırın testimizin içine yanmaz kağıt seriyoruz. Herhangi bir yapışma olasılığına karşı. Patateslerimizi yerleştirip fırına veriyoruz. Fırına koyduğumuz patateslerin yarım saat 40 dakika kadar bir pişme süresi oluyor. Yalnız bu pişme süresi fırınınızın ayarına göre, derecesine göre değişiklik gösterebilir. Ara ara kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. İçine şöyle bastırdığımız zaman biraz parmağımız içine doğru geçiyorsa pişmiş demektir. Daha sonra pişen patatesleri fırın poşetinden çıkartıp böyle kaselere alıyoruz. Daha kolay işlem yapabilmek için. Ortasından kesiyoruz patatesi. Dış kabuğu sert olduğu için biraz kesmekte zorlanıyoruz. Yalnız patatesin sıcak olması gerekiyor. Daha sonra bir çatal yardımıyla pişen patatesin içinden şu şekilde ezmeye başlıyoruz. Patatesi biraz ezdikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağı, ekleyip biraz da bu şekilde karıştırıyoruz. Patatesimiz hala sıcak olduğu için kolaylıkla eriyor. Biraz da bunu karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı kaşar peyniri ekliyorum. Biraz daha alacağım döküldüğü için. Evet, bunu da aynı şekilde karıştırıyoruz. Kolaylıkla eriyor zaten. Bunu da bu şekilde karıştırdıktan sonra dilediğimiz malzemeyi içine ekleyebiliriz. Ben çok karışık tercih etmediğim için süt mısır. Ben konserve kullandım. Donukları da oluyor. Donuk da kullanabilirsiniz aynı şekilde. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz malzemelerden. Ve kornişon turşu kullanıyorum. Bu şekilde. Daha sonra da üzerine ketçap ve mayonez ekledikten sonra kumpirimiz yemeğe hazır hale geliyor. Ben malzemeleri bu kadar kullandım ama normal kumpir yaparken salam, sucuk tarzı şeyler de kullanabilirsiniz. Tercihinize göre. Hazırladıklarımız bu şekilde. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.